İyi akşamlar genç TV seyircileri. Ben Barbaros. Ben Hamide. Hoş geldiniz. Bugün akşam dolmamız var. Kuru dolmamız. Kuru dolmamız var. Antep yöresi ve Akdeniz bölgesinin belli bir kısmı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde genellikle yapılan kuru dolma. Kuru dolma içerisinde acurundan tutun patlıcanına, biberine, domatesine ve benzeri şeyler de olabilir. Kabağına. Biz bunları normal ortamlarda dışarıdan alıyoruz. Veyahut da kendimizin imkanları varsa, kendi imkanlarımızla yapmış olduğumuz kurutulmuş ürünleri alıyoruz. Tencerenin içerisine koyup haşlıyoruz. Haşladıktan sonra kendine geliyor ve açılıyor. Şu anda patlıcan dolduracağız. Normalde biber de olur. Biraz önce söyledik, acur da olur. Ama biz patlıcan tercih ettik. Patlıcan daha güzel. Patlıcanı aldık, haşladık. Sıcak suda. İçerisine azıcık tuz koyduk. Çok fazla değil. İçerisinde herhangi bir şekilde mikrop ve benzeri şey varsa onları da kırsın diye. Daha sonrasında aldık, soğuttuk. Patlıcanlarımız hazır. Şimdi biz bunun içini yapacağız. İçini yaparken içerisine ne koyuyoruz Hamide? Soğanımızı. Sarımsağımızı. Bunlar güzelce ovuyoruz. Neden bu şekilde ovuyoruz? Soğan suyunu sarımsakla beraber çıkarsın ve daha lezzetli olsun diye. Birazcık da içerisine tuz koyduğumuz için haliyle acısını da alıyor. Evet, acısını da alıyor. Evet. Şimdi içerisine domates salçası ve biber salçası koyduk. Daha önceki tariflerimizde de aynı şeyi söylemiştik. Biber salçası eğer ki istiyorsanız acılı da olabilir. Veya pul biberini veya karabiberini veya yeşil biber tarzında bir şeyler de koyabilirsiniz. Adamızda genellikle yalancı dolma. Biraz önce kameraman arkadaşım söylemişti, hatırlatmıştı. Bunları ikisi de koyuyoruz. Tabii. Onu da atalım. Kameraman arkadaşım söylemişti. Dedi ki Kıbrıs'ta biz yaparken yalancı dolma yaparız. İçerisine helin peynirleri, biraz nane, biraz pirinç. Bunları da yerleştiririz. Bunları da koyarız. Karıştırırız. Dolmalarımızı doldururuz. Ama normal dolma. O da aklınızda olsun. Pirincimizi yıkanmış olan veya yıkanmış olan pirincimizi belli bir miktarını aldık. İçerisine koyduk. Bu dolmanın iki türlü çeşidi var. Birincisi kıymalı. İkincisi kıymasız. Üçüncüsü var aslında. Üçüncüsünü de söyleyeyim. İçerisine isterseniz bulgurla birlikte pirinci de koyabilirsiniz. Frikte de güzel oluyor. Frikte de güzel oluyor. Ben duymadım. Çok güzel oluyor. Bu tarifi bir dahaki sefer istiyoruz lütfen. Tamam. Tamam. Şimdi aldık malzemelerimizi koyduk. Sıvı yağ koyalım. Biz bunun içerisine çok yağlı olmayan orta yağlı kıymamızı da koyup ondan sonra geliyoruz. Biraz sonra görüşmek üzere. Şimdi bundan sonrasını Hamide anlatıyor. Tamam. Dolmaları haşlanmış elimize alıyoruz. Alabildiğince çok da doldurmuyoruz. Şöyle bu şekilde kapatıyoruz. Patlamasın diye. Tenceremizi karşı karşıya diziyoruz. Ama tenceremizin altına eğer ki biz kalkıp da bir tabak koyarsak daha bu daha iyi olur. Neden? Bu tabağın altına eğer ki kaburganız varsa, kuzu kaburgaları ve benzeri şeyler, bunları onun altına koyup içerisinde birazcık maydanoz sapı, ondan sonra havucun, yıkanmış havucun kabukları, biber, bunları yerleştirirseniz daha çok lezzetli olacak. Şimdi nasıl yaptı? Bunu da göstereyim buradan. Şimdi Hamide böyle yarım yapmıştı. Üst üste getirdi ki açılmasın. Daha sonraki gelecek olan öbürünün üstüne gelmiş olacak. Ve o da örtüşecek. Otomatikman şu şekilde bir üçlü olacak. Ve alttakinin içindekiler dışarı çıkmayacak. Böyle olduğu zaman buraya da aynı şekilde gelecek. Onun üstüne de. Sanki bir yeniden bir bina inşa ediyormuşsunuz gibi düşünün. Şimdi biz bunları dolduruyoruz. Ardından üzerine bir sosumuz var. O sosumuzu yapacağız. Ben bu arada o sosu hazırlayayım. Hamide doldu herhalde onlar. Şimdi suyumuzu koyduk. Suyumuzun içerisine ne koyuyoruz Hamide? Tuz, nar ekşisi. Tuz ve nar ekşisi. Tuz. Tuz.
Nar ekşisi. İsteyen biraz salça da koyabilir, domates salçası. Domates salçası. İsteyen. Ben nar ekşisini tercih ediyorum. Nar ekşisi daha iyi oluyor. Karışımımızı yapmış olduğumuz dolmalarımızın üzerine dökeceğiz. Umuruna lezzet ve tat verecek. Daha sonra üzerine bir tane ekstradan bir tabak koyduk. Bu tabak isterseniz ikinci bir tabak da olabilir. Ha, bunun amacı nedir? Sizin o dolmalarınızı süspans edecek. Arada sıkıştıracak, herhangi bir şekilde oynamaya mahal vermeyecek. Çünkü şöyle bir şey var. Isınan hava ne yapar? Yukarıya doğru çıkar. Otomatikman tenceremizi biz aldık, ocağa koyduk. Isındığı zaman o hava otomatikman yukarı çıkacak. Yukarı çıkınca siz ister istemez o içerisindeki bulunan dolmalarınız oynayacaktır. Ve içleri dışına çıkacaktır. Bunu engellemek için bu tabağa koyduk. Altını açacağız. Kısık ateşte yaklaşık olarak yarım saat pişecek. Yarım saat sonra, kaynadıktan sonra, yarım saat sonra otomatikman bu pişmiş olacak. Yani kaynadıktan sonra derken bunu yanlış anlamayalım. Yaklaşık bir 15 dakika, ardından 30 dakika. Toplam 45 dakika. 45 dakika sonra hazır. Hamide kaçtı bir anda, bilemiyorum ne tarafa gitti ama şimdi onun yerine ondan önce ben hemen dolmanın sunumunu yapayım. Dolmalarımız hazır. Bunları aldık. Aralarına limon koyduk. Birazcık da ekşisi daha güzel olsun diye. Nar ekşisiyle bundan sosunu çok güzel çekmiş. Çok da fazla sulu olmasına gerek yok. Dolmamız hazır. Afiyet olsun.